Levent ve Pamir iki masayı birleştirmeye çalışıyorlar. Masaların yeni düzeni aşağıdaki gibidir. Bu birinci masa, bu da ikinci masa. Belki de bu oturma düzenini bir kahvaltı daveti için düşündüler ve iki masayı bu şekilde birleştirerek masalarda oturacak herkesin birbirini görmesini sağlamak istiyorlardır. Bizden, yapılan bu yeni düzende masaların çevresinin kaç metre olduğunu bulmalarına yardımcı olmamızı istiyorlar. Çevre, adından da anlaşılacağı gibi, bir şeklin etrafının toplam ölçüsüdür. Buradaki şekil içinse çevre, şu an gösterdiğim uzunluk ölçüsü olacak. Yani bu masaların etrafının toplam uzunluğu. Hadi hesaplayalım. Burası 3 metre. Burası da 1 metre ise, ikisi toplam 4 metre eder. Bu işlem kolay olacak gibi görünüyor. Oo, ama o da ne? Buranın ölçüsünü bilmiyoruz. Aynı şekilde buranın ve buranın da kaç metre olduklarını bilmiyoruz. Ve bu bilinmeyen uzunlukları bulmadan çevreyi hesaplayamayız. Şimdi, masalar dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarların birbirine eşit olmaları gerekiyor. Mesela, eğer burası 1 metre ise, burası da 1 metre olmalı. Aynı şekilde burası 3 metre ise, burasının da 3 metre olması lazım. Burası 1 metre olduğu için, buradan buraya olan uzunluğu da 1 metre olarak not ediyorum. Bu arada eğer dikkat ettiyseniz, buradaki 1 metre şeklin içinde kalıyor. Şeklin içinde kaldığı için de çevre hesabına dahil etmeyeceğiz. Evet, içeride olduğu için hesaba dahil etmeyecek olsak da, bu uzunluk, şeklin çevresinde olan bilinmeyen bu uzunlukları hesaplayabilmemiz adına önem taşıyor. Nasıl mı? Bakın, eğer burası 3 metre ise, buradaki uzunluğun da 3 metre olması gerekir, öyle değil mi? Peki, 3 metrelik bu uzunluğun 1 metresi şeklin içinde kalıyorsa, şeklin dışında kalan uzunluk kaç metredir? 3 metre vardı. 1 metresi şeklin içinde kalınca geriye tabii ki de 2 metre kalır. Bu uzunluk ve buradaki uzunluğun toplamının 2 metre olduğunu bulduk. Şekil üzerinde eşitlermiş gibi görünmelerine rağmen eşit olmayabilirler. Ama toplam 2 metre kalacağı sürece bu uzunlukların birer metre olduğunu düşünmemizde bir sakınca yok. Az önce de söylediğim gibi, şeklin içinde kaldığı için çevre hesabına dahil edilmeyecek olan 1 metreyi kullanarak buradaki bilinmeyen toplam uzunluğu bulduk. Tüm uzunlukların ne olduğunu bildiğimize göre artık şeklin etrafının uzunluğunu, yani çevresini hesaplamaya hazırız. Çevreyi hesaplamak için tüm bu uzunlukları toplayacağız. Burada 1 metre var. Burada 3, bir daha, buradaki 1, buradaki 3 artı 1, burası için 3 ve burası için de 1. Ekranda gördüğünüz toplama işleminin sonucu bize çevreyi verecek. 1 artı 3, 4 eder. 1 daha 5, 1 daha 6, 3 daha 9, artı 1, 10, 3 daha 13 ve son olarak 1 daha 14. Masaları birleştirdiğimizde yeni oluşan şeklin çevresi 14 metreymiş.